Teo? Kardeşim. Pasaların pasası. Ne oldu? Haydi anlat bana. Derhal gelmemi istemişsin, merak ettim. Merak etme. Babama söylemedin inşallah. Haberi yok. İyi. Nasıl bari? Yerinde mi saati? İyi, iyi. Ya sandık da çekilmez bir hale geldi ama iyi. Teo. Anlat bana. Ne oldu? Hayra alamet değil bu. Benim bir şey yok. Huzur bulmaya geldim buraya sadece. Sana inanmıyorum. İşin aslını söyle bana. Bir yanlışınız var. Olmaz öyle şey. Kendisini almış. Bir de bana yollamış. Nasıl yapar bunu? İbrahim'i nasıl kıyar? Eyvahlar olsun. Yani senin anlayacağın bazı şeyler var ki ben ne yaparsam yapayım bunları değiştirmek mümkün değil. Ben onların gözünde balıkçı Manolis'in oğlu Theo'yum. Canımı acıtmak için her seferinde bu silah çekiyorlar bana. Hep ben yara alıyorum. Yani? Köklerin mi seni yaralayan? Biz miyiz sana engel olan? Anlamıyorsun Niko. Ben artık ne sadrazam İbrahim'im ne de balıkçı Manolis'in oğlu Theo'yum. İkisi de değilim. E neden? Olamam. Cennetle cehennem arasında bir yerdeyim ben. Dün paşamız malumat vermeden saraydan ayrılmış. Bu sabah da paşamızın yaptırdığı heykelin kellesi saraya gelince Hatice Sultan'ım bunu kaldıramadı. Ne dediysem inandıramadım. Hünkârımızın onu öldürdüğünü düşünüyor. Ne heykeli Allah aşkına? Ne diyorsun sen Gülfem? Sen de biliyordun. Saklanınız benden. Nasıl izin verirsin? Nasıl engel olmazsın? Hatice, biraz dirayetli ol. Bilip bilmeden ortalığı velveleye verme. Validem, neler oluyor? İşin aslı neyse öğreneceğim. Bunu neden yaptınız hünkârım? Öyle icap etti Mustafa'm. İbrahim Paşa'nın üzerimde emeği büyük. Benim en kıymetli lalam. Yokluğu felaket olur. Bilhassa alam için. Hünkârım, Valide Sultanımız geldiler. Gelsin. Mustafa'm, beni aslanımla yalnız bırak.
Hatice'm dairemde ağlıyor. Kocasının kellesini aldığını söyledi. Bu doğru mu oğlum? Gerçekten yaptın mı bunu? Validem. Her ne olduysa anlat. Bilelim ki ona göre tedbirimizi alalım. İbrahim'e ne oldu? Ne yaptın ona? Benim ona bir şey yapmama lüzum yok validem. İbrahim kendi kendini yok edecek. Yaşıyor mu? Vaziyet bundan ibaret validem. Şimdi gidin Hatice'me söyleyin daha fazla üzülmesin. İbrahim'in senin için ne kadar kıymetli olduğunu bilirim. Ondan dahi bu kadar kolay vazgeçmen beni korkutuyor Süleyman. Bu hadise bu raddeye nasıl gelir? Heykeli yok etmesini isteseydin İbrahim gereğini yapardı. Nedir bu tahammülsüzlük? Bilakis validem. Tahammül ettiğim için hala nefes alabiliyor. Bunu bir başkası yapsaydı şimdiye çoktan almıştım canını. İbrahim'e ne olacak? Neye karar verdin? Henüz nihai kararımı vermedim. O gün geldiğinde siz de herkesle birlikte öğrenirsiniz. Kardeşim Beyhan'la yaşadıklarını unutma Süleyman. Aynı akıbeti Hatice'ye de reva görme. Malum Hatice'm ziyadesiyle hassas, kırılgan. İbrahim'i kaybederse buna dayanması mümkün değil. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Bilmiyorum. Peki parkaya geri döneriz ha? Niko? Ne dersin? Sen, babam. Sevdiğim kadın. Biz dünden razıyız dönmeye de. Hatice Sultan gelir mi hiç? Ben Hatice Sultan'dan bahsetmiyorum. E sevdiğim kadın değil mi? Başka bir hatun mu var? Niger kafa. Şifalı elleriyle iyileştirdi beni. Onun teninde hayat buldum Niko. Kaybettiğim huzuru onda buldum. Senin Hatice Sultan'a olan aşkın dillere destandı be kardeşim. Onun için hayatından vazgeçmiştin. Yalan mıydı hepsi? Nasıl ihanet edersin bu aşka? Ben aşkıma ihanet etmedim. Nigar Kalfa'yla beraber olduğum zaman Hatice ile ilgili her şey bitmişti. Her şey. O gün. Bana bir efendi olduğunu hatırlattığı gün. Bitmişti her şey. Aşk bitmişti. Sadakat. Masumiyet. Lakin her şeyi ben size anlatamam. Vazifem gereği. Devlet-i Aliye'nin yararı için. İbrahim sen kimden neyi saklıyorsun? Senin vazifen benim aileme hizmet etmek. Devlet-i Aliye benim. Unutma ki beni kaybedersen çok kıymetli vazifelerini de kaybedersin. O gün anladım ki o bir efendi. Bense bir köleyim. Senin için onca şeyi göze almış bir hatunu. Haksızlık ediyorsun. O seni seviyor. Evet, seviyor.
Nasıl bir sevgi bu? Ben sana söyleyeyim. Bir efendinin kölesini sevmesi gibi bir sevgi. Tek kelime etmedim, sustum, unutmaya çalıştım. Lakin unutulmuyor Niko. İnsan kendisine yapılan hakaretleri nasıl unutsun? Unutursa nasıl insan olsun? Senin kalbini fena kırmışlar kardeşim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Annemin bir lafı vardı, hatırlıyorsun değil mi? Hangisi? Evleneceğin kadını ve ineğini kendi köyünden seç. Keşke dönebilsem köyümüze. Doğduğum topraklara gidebilsem. Ama ne mümkün değil mi? Geride dostlarım, düşmanlarım. Kim yolumu gözler? Kimi katlimi bekler? Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Gelsin. Hoş geldin Hatice'm. Nasılsın? İyi değilim hünkârım. Sabrım tükendi artık. İbrahim neden gelmiyor hala? Yarın nişan var. Nişana geleceğini umuyorum. Zira bu onun akıbetini belirleyecektir. Gelmezse ne olacak? Şayet kararınız bu olursa, evvela benim canımı alın. Beni bu acıyla baş başa bırakmayın. Kaldıramam bu yükü. Nişan töreninizde raks etmemi istediler. İçim kan ağlarken nasıl yaparım ki? Bilmiyorum. Efsun. Bağışlayın. Üzülme. Bak ben buradayım işte. Yarın da burada olacağım. Ondan sonraki günde. Mustafa. Hala. Beni derhal İbrahim'e götür. Eğer İbrahim yarın nişana gelmezse ölecek. Öldürecekler onu. Ne yapıp edip getirmemiz lazım. Bugün sahip Girayan gelecek. Karşılamak için mecburen. Mustafa! Hayat memat meselesi bu, anlamıyor musun? Tek şartla giderim. Siz burada kalacaksınız.
Atrakçı. Ne işin var senin burada? Paşam. Şehzadem. Seni almaya geldim paşam. Hünkârımız sizi mi yolladı? Canım almak için. Babamın haberi yok geldiğimden. Derhal saraya dönün. Dönmeyeceğim paşam. Seni almadan dönmeyeceğim. Niko? Gelmen mecburi. Nişana katılman icap eder. Bunu çok isterdim şehzadem. Lakin mümkün değil. Mührümü bıraktım, mütvederimi bıraktım. Burada bana biçilecek akıbetimi bekliyorum. Mührü bıraktın. Ama babam azlini ilan etmedi ki. Bunu bizden başka bilen yok. Eğer nişana katılmazsan o vakit babam gereğini yapar. Ok yayından çıktıysa bir kere daha dönüş olmaz. Şehzadem. Paşam, biz hepimiz babamın bizim için seçtiği hayatı yaşıyoruz. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Payımıza düşen neyse onu yaşayacağız. Bunu sen söyledin bana. Eyvallah. Bu da benim payıma düşen. Hayır, bunu sen tercih ediyorsun. Kararlarını verirken hissi davranma demiştin bana. Unuttun mu? Beni bu evliliğe sen ikna ettin. Devletin bekasından ve mesuliyetlerimden bahsettin. Aynı şey değil. Ben giderim, yerime bir başkası gelir. Ama sen bu devletin, bu hanedanın geleceğisin. Mustafa, haydi saraya dön. Peki Hatice Sultan ne olacak? Sen gittiğinden beri karalara büründü. Yas tutuyor. Ona bu acıyı nasıl reva görürsün? Ya evlatların? Onları da mı düşünmezsin? Ben onlar için geldim buraya. Akıbetimi görmesinler diye. Mustafa, istirham ediyorum, saraya geri dön artık. Bu gece buradayım paşa. Sabah olunca son kararını verirsin. Dile benden ne dilersen. Malum sana bir can borcum daha var. Canımı almayın, kafidir hünkârım. Sen benim dostumsun. Can yoldaşımsın pargın. Ben kardeş katili olmam. Seç pargın. Hangisi? Mühür mü? Anca. Bu şerefli göreve layık olmak için kanımın son damlasına, ömrümün son nefesine kadar hanedan-ı Ali Osman'ın hizmetinde olacağım hünkârım. Kanının son damlasına kadar mühür senindir. Can dostum, kardeşim. Paşam, İbrahim Paşa'mız nişana katılmayacaklar mı? Malumatım yok.
Uzun zamandır görünmüyor kendileri. Başına bir hal gelmiş olmasın? Biraz daha konuşursan senin başına gelecek. Bari Bey. Nişana takma vakti geldi. Elbette hünkârım. Mustafa'm, gel şöyle. Kutlu birleşme hayırlara vesile olsun. Allah tamamı neredesin inşallah. Ali Bey, İbrahim Paşa nerede? Az evvel çıktılar hünkârım. Sadece nişan için teşrif etmişler. Geri geleceklerini söyleyip ayrıldılar. Paşam, gitmeyin. Atrakçı, çekil önümden. Madem gidecektiniz, niye geldiniz? Hünkârımızı ve şehzademizi müşkül bir vaziyette bırakmamak için geldim. Anladın mı? Vazifemi ifa ettim sadece. Çekil şimdi. Paşam. İbrahim Paşa. Bizimle geliyorsunuz. Ne demek bu? Hünkârımızın emri. Sizi götürmek üzere emir aldık.